seni. Sıkılmaz. Hiç içinden geçmez mi? Çıksan da ormanda şöyle bir dolaşsam diye. Şimdiye kadar buradan başka yer görmedim. Aa, inanamıyorum. Hiç ormanın dışındaki köyü görmedin mi? Hayır, görmedim. Peki, ormanın yanından geçen dereyi? Hayır, görmedim. Sen o zaman derenin içindeki balıkları da, derenin kenarında yaşayan kurbağa ailesini de görmemişsindir. Kakule, sen neler anlatıyorsun öyle? Ben bunların hiçbirini görmedim. Ah zavallı kardeşim. Sen öyle durup dururken dünyada neler olup bitiyor? Ben sadece bir korkuluğum. Bana burada bekle dendi. Ben de bekliyorum. Neden? Beklemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam canım. Bekle dediler. Sen de bekledin. İşini yaptın. Ama sürekli de beklenmez ki canım. Şimdi sen anlatınca merak ettim. Kurbağa ailesi nerede yaşıyor? Derede, derede. Peki hiç buraya gelmezler mi? Hayır, gelmezler. Neden? Çünkü onların suya ihtiyaçları vardır. Yavrularını da suyun içinde bırakıp büyüttükleri için dereden ayrılamazlar. Bazen derenin kenarına çıkarlar. Ama derenin dışı onlar için tehlikelerle doludur. Biz Çınçınlar Ormanı'nda her gece kurbağaların şarkılarını dinleriz. Rock rock, rock rock. Rock rock, rock rock. Rock rock, 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 rock rock. Hakule, çok merak ettim kurbağa ailesini. Dereyi, deredeki balıkları. Keşke görebilsem. İstersen görebilirsin. Nasıl? Oraya gideriz. Ama ben yürüyemem ki. Yürümeyi denemedin mi? Hayır, denemedim. Ben yürüyemem ki. Yürümeden bunu bilemezsin. Bir keresinde bir tavukla karşılaşmıştım. Ormanın yakındaki köyden gelmişti. Kümesten fazla uzaklaşınca yolunu kaybetmiş. Bu çok tehlikeli. Onu avcı yakalayabilir. Yırtıcı hayvanlar var. Tavuk tek başına kendini koruyamaz ki. Evet, çok haklısın. Benim yanıma geldiğinde çok korkmuş bir haldeydi. Korkar tabii ki. Hatta önce benden bile korktu. Zavallı tavuk. Onunla arkadaş olduk. Bu çok iyi olmuş. Ve ona ne dedim tahmin edebiliyor musun? Hayır, tahmin edemiyorum. Ne dedin? Hey tavuk, o iki yanında taşıdığın şeyler kanat değil mi dedi. Evet dedi. Onlar kanatmış. Peki benim kanatlarım var. Senin de. Neden ben uçuyorum da sen uçamıyorsun? Tavuk uzun zamandır kümeste yaşadığı için uçmayı çoktan unutmuş. İsterse uçabileceğini hatırlamıyordu bile. İsterse uçabilir miydi? Tabii ki uçabilirdi. Tabii ki benim gibi uzun, upuzun, mükemmel uçuşlar yapamaz. Ama ona yaratılırken uçma yeteneği verilmiş işte. Kendini korumak için kısa mesafeler uçabilir. Evet. Hadi. Hadi korkuluk, yürüyebilirsin. Kıpırdan biraz. Olmuyor Kapule. Çok iyisin. Ama ben yürüyemiyorum. Yürüyebileceğimi de hiç sanmıyorum. Oho! Sen böyle düşünürsen tabii ki yerinden kıpırdamadan durursun. Daha çok beklersin. Ama olmuyor işte. Yapamıyorum. Ayaklarını yavaş yavaş hareket ettirmelisin. Bu da ısınma hareketleri denir. Kakule, sen de ne çok şey biliyorsun. Ben ısınma hareketlerini Yülçin'den öğrendim. Yoksa Yülçin de benim gibi yürüyemiyor mu? Yülçin yürüyebilir. Hatta koşabilir. Yülçin daha sağlıklı olabilmek için her sabah spor yapar.
Ha, anladım anladım. Şimdi anladım. Aferin sana. Şimdi hareket et bakalım. Evet. Evet. Oldu. Oldu işte. İşte başardım. Evet. Evet. Kakule, bu harika bir şey. Bak, güzel yürüyebiliyor muyum? Ya ya, harikasın. Bak, gördün. Gerçekten ister ve çalışırsan başarabilirsin. Ha, ya. Çok mutluyum Kakule, çok. Bırak, bırak, bırak. Rock, 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 lay 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 lay. Kurbağaların neşeli şarkısını duydun mu Nurçin? Evet, çok komikler. Bırak, 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 bırak. Olamaz. Buraya ne olmuş böyle? Elmer, mısırlara bak. Kargalar hepsini gagalamış. Korkuluk. Korkuluk nerede? Kakule. 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 Elmer, Kakule de yok. Eminim Kakule ormanda bir yerde birilerinin başını ağrıtıyor. Ya da ağaçların en tepesinde ağzına layık çiçekler ya da meyveler arıyordu. Peki ya Korkuluk? Korkuluk nerede? Nereye gitti? Biz Korkuluk ve Kakule'nin nereye gittiklerini biliyoruz değil mi? Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Gel, kaçma. Kaçma, yakalayacağım. Gel buraya. Gel dedim. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Çok hızlı koşuyorsun. Gel buraya. Yakalayamazsın ki. Gel yakalayacağım, kaçma. Kaçma, dur. Gel. Üstümden kalk kardeşim. Yakal. Yakaladım seni işte dostum. Düşmeseydim yakalayamazdın. Olsun, yine de yakaladım. Hayır, üstüme düştün. Narçı bak, sen de gördün mü? Neyi? Gel. İşte. Ne var? Ne var Yalçın? İçine bir böcek düşmüş. Hani ben göremiyorum. Tabii göremezsin. Çünkü şu renkli şeylerin içine girdi. Hadi onu kurtaralım. Hadi onu kurtaralım. Yalçın, bir yerden girdiğine göre girdiği yerden çıkar. Ama ya yolunu bulamazsa? Nerede acaba? Şunun arkasına gidin. Yalçın, nasıl çıkarabiliriz ki onu? Hadi gel, oynamaya devam edelim. Ben çok neredesin? Sıkıldım. Neredesin? Nerede? Şunun arkasına girdi. Üstündekini kaldırabiliriz. Hayır Yalçın. Ya, ama küçük böceği başka nasıl kurtarabiliriz ki? Tamam. Üç deyince kaldıralım. Tamam. Bir, iki, üç. Tut Yalçın gidiyor. Tut. Kırılmış mı? Hayır, kırılmamış. Böceği unuttuk. Böcek, küçük böcek, neredesin? Of, neredesin? Küçük böcek. Bu çok yorucu. Ne yapalım? Hepsini boşaltalım. İyi fikir. Hadi. Üç deyince. Bir, iki,
üç. Nerede, nerede? Çek. Çek. İçinde değil. O zaman burada olmalı. Hadi onu arayalım. Nerede? Yok, nerede? Burada da değil, burada Yalçın, da değil. Yalçın galiba gitmiş. Olamaz. Haydi birlikte çizelim. Daire. 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 Olamaz. Şuranın haline bak. Elmer'in bahçesi ne hale gelmiş. Elmer burayı görünce çok kızacak. Çok. Benim neyime bahçeden ayrılmak? Ferah mı canım? Senin içinde biraz değişiklik oldu. Hep aynı yerde böyle duruyorsun. Sen de biraz sıkılmışsındır. Senin hakkın canım gezmek, dolaşmak, yeni yerler görmek, yeni arkadaşlar tanımak. Evet ama başıma bu kadar işin geleceğini bilseydim yerimden kıpırdamazdım. Hem Elmer da bahçesini bana emanet etmişti. Bahçe mahvolmuş. Şu halime bak. Derede ıslandım. Bütün samanlarım su çekti. Ben nasıl kuruyacağım şimdi? Aman canım, düşündüğün şeye bak. Zaten bütün gün güneşin altında duruyorsun. Merak etme, çabuk kurursun. Peki Elmer, bahçesini böyle görünce ne olacak? Aman canım, Elmer de sana biraz anlayış göstersin. Hayatının en renkli ve en hareketli gününü yaşadın. Bu senin de hakkın korkulukcuğum. Evet, hayatımın en ıslak, en kirli ve en yorucu günüydü. Bir daha bahçemden ayrılmak mı? Asla, asla. Nereden de sana uydum. Bir korkunun bahçede böyle durmasından daha güzel bir şey olamaz. Umarım Elmer bana çok kızmaz. Bahçe dağıldı. Ev de dağıldı. Şimdi ne olacak? Neler olmuş burada? Her şey darmadağın. Elmer. Demek buradasın. Her yerde seni aradık. Çocuklar, masanın içinde olacağımı düşünmediniz herhalde. Tabii ki düşünmedik. Elmer, gördüklerimize inanamayacaksın. Bugün gördüklerime hiç inanamıyorum zaten. Kakule'yi dere kenarında gördük. Yanında da Korkuluk vardı. Kim vardı? Korkuluk canım, hani Elmer'in bahçesinde duran. Ben de gördüm. Korkuluk ormanda koşmaya başladı. Bütün kargaları kovaladı. Görmeliydiniz. Sonra Kakule ile birlikte eve doğru geldiler. Bu nasıl olabilir? Demek Kakule Korkuluğu yürüyüşe çıkarmış. Bu çok komik. Bu doğru. Onları gördük işte. Yalçın, Narçın, içi saman dolu bir Korkuluk ormanda nasıl koşabilir? Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama gördük, tamam mı? Evet. Yine bir şeyler yaptınız, ortalığı dağıttınız, sonra da bir sürü şey uyduruyorsunuz. Bahçeyi de siz dağıtmışsınızdır. Biz bahçeye bir şey yapmadık. Ama galiba burada bir şeyler yaptınız. Elmer, burayı biraz dağıtmışız. O kadar. Sadece biraz mı? Küçük bir böcek masanın içine girmişti. Biz de onu çıkarmaya çalıştık. Peki çıkardınız mı? Hayır. Biz görmeden o gitmiş. Hı-hı. Neyse, böceği bulamamanıza üzüldüm. Ama şimdi burayı eski haline getirmelisiniz. Olamaz. Bize yardım etmeyecek misiniz? Gülçin, ya sen? Hayır, eminim yapacak daha iyi bir şeyler bulabilirim. Siz burayı toplarken ben de bir Kakule'ye bakayım. Bakalım dere kenarında ne yapıyormuş? Ben de Nurçin'i bulayım. Hadi size kolay gelsin. Sağ ol. Başlasak iyi olacak Yalçın. Hadi tamam, başlayalım. Hadi. Bir, iki, üç, Hadi şunları soplayalım.
Ne kadar da çok varmış. Dökerken de bu kadar fazla mıydı? Burada bir tane daha var. Başka nerede? Bunları da içine atalım. Tamam. Burada bir tane kalmış. Burada da bir tane. Tamam. Bunu alalım. Tamam, bunlar da gelsin. Evet. Başka kaldı mı? Hayır, sanırım hepsini topladık. Halıyı da düzelttik mi tamamdır. Evet, hadi gidelim. Sen o tarafa geç. Evet, tamam. Ben buradan tuttum. Çek. Evet, tamam. Galiba böyle değildi dostum. Evet. Evet, tamam. Evet, şimdi oldu. Baksana Yalçın, masanın üstünü koymayı unutmuşuz. Ama çok ağır. Yuvarlayalım mı? Hayır, kırılabilir. Tamam o zaman. Diğer ucundan sen tut. 1, 2, 3 Hop. Sıkı tut, yoksa düşebilir. Tutuyorum. Hadi çabuk götürelim, hadi. Çabuk. Çok, çok yoruldum. Ben de. Yalçın bak. Üzgünüm küçük böcek. Sana yardım edemeyiz. Çünkü çok yorgunuz. Nereden girdiysen oradan çık. Yalçın galiba geçen sefer de öyle yapmıştı. Evet. Ev eski haline döndü. Peki bahçeye ne olacak? Elmer dostum hoş geldin. Seni ne kadar da özlemişim. Ben hep buralardaydım da. Peki sen nerelerdeydin? Canım hiç öyle bir ara dolaştım geldim işte. Yalnız mı? Tabii ki canım. Kiminle gidebilirim ki? Bilirsin ben hep yalnız dolaşırım. Hayır düşündüm de belki korkuluk da seninle gelmiştir. Yok canım. Korkuluğun benimle ormanda ne işi var? Hem o bir saban yığını biliyorsun. Yürüyemez. Onu taşıyacak değilim herhalde. Ben küçücük bir kuşum. Tabi öylesin Kakule. Ben de öyle düşünmüştüm. Sanırım ne olduysa senin o küçük gezintin sırasında olmuş. Ama eminim senin olanlardan hiç haberin yoktur. Ne olmuş? Tabi yok. Nasıl olabilir ki? Benim hiçbir şeyden haberim yok dostum. Hay Allah. Nasıl olduysa bahçe darmadağın olmuş da. Nasıl da olmuş? Üstelik korkuluk buradayken. Yani sanırım buradayken. Gerçi bana korkuluk çok kısa bir süre yokmuş gibi geldi ama olamaz tabii. Saman yığını nasıl yürüyebilir değil mi? Belki de yürür. Nasıl olabilir hiç bilmiyorum. Ki hiç haberim yok. Kakure. Sence bu korkuluk nasıl bu hale gelmiş olabilir? Baksana sırılsıklam. Her tarafı çamur içinde. Bence bu kesin kargaların işidir. Biliyorsun bu korkuluk yüzünden bir tek mısır bile yiyemiyorlardı. Demek sonunda sabırları taştı. Anladılar korkuluğun işe yaramaz bir saban yığını olduğunu. Yazık fena olmuş. Fena hırpalamışlar zavallıyı. Mısırları da ziyan etmişler. Neyse olan olmuş. Şimdi buraları temizlemek lazım. Ama benim o kadar çok işim var ki. Eminim dostuna yardım edersin. Ben öteki işlerimi yaparken sen de bahçeyi korkuluğu bir güzel temizlersin. Ne? Ben mi? Temizlik mi? Ama ben çok yorgunum. Zaten hastayım. Ayrıca ben çok küçüğüm. Benim gibi küçük bir kuş şu kocaman bahçeyi nasıl temizler? Abartma canım. O kadar da zor olamaz. Hem şu zavallı korkuluğa da bir iyiliğin dokunur. Hain kargalar. Nasıl da hırpalamışlar zavallıyı. Ama Elmer olmaz ki. Olamaz ki canım. Yapamam ben. Temizleyemem. Sadece senin mi işlerin var? Benim de önemli işlerim var. Hem de çok önemli işlerim var. Çok. Biliyor musun? Bugün Yalçın'la Narçın bana çok tuhaf şeyler anlattılar. Söylediklerine göre bizim şu korkuluğu dere kenarında görmüşler. Ormanda koşuyormuş. Kargaları kovalıyormuş. Ya
Hay Allah! Nasıl da gitmiş oralara? Bizim korkuluk değildir canım. Başka bir korkuluktur. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama daha ilginç bir şey söylediler. Korkuluğun yanında sen de varmışsın. O koşuyormuş, sen uçuyormuşsun. Bak şu geveze çocuklara. Elmer, dostum. Sen en iyisi işlerini hallet. Ben bahçeyi temizlerim. Korkuluğu da temizlerim. Ben dostum için bu fedakarlığı yaparım. Sen git, git. Merak etme. Küçüğüm, hastayım ama hiç önemli değil. Yaparım. Sen git. Sağ ol dostum. Hadi sana kolay gelsin. Yaparım. Her tarafı temizlerim. Bir yeri dağıtmadan önce bir kere daha düşünün. Toplamak o kadar da eğlenceli olmuyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. Oh,